Hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi gönül dolusu muhabbet, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olur inşallah. Geçen hafta çok küçük bir teknik noktayı gözümüzden kaçırdığımız için sizinle canlı sohbetimizi gerçekleştiremedik. Ama banttan sohbetimizi yayınlamak durumunda kaldık. Bugün canlı canlı efendim konumuza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bir giriş olması bakımından geçen haftaki sohbetimde Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda hemen hemen son birkaç asırdan beri yoğun biçimde tartışılan konuların belki de en başında tarihsellik, evrensellik problemi, sorunu gelmektedir. Üzerinde hemen hemen pek çok şeyin konuşulduğu, yazıldığı bu konuyu bu sohbetler çerçevesinde ve özellikle de kavramsal bağlamı üzerinden ele almayı, değerli toplu bu konunun hemen her yönüne değinerek, işarette bulunarak konuyu sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. E, bu itibarla da e, geçen hafta en başından en temel kavramları, evrensel ve tarihselin ne anlama geldiğini, bu iki kavramdan ne anlamamız e, gerekir, neyi anladığımızda doğru anlamış oluruz, bunların üzerinde durdum. Şimdi e, normal olarak sohbetimi iki farklı bağlamda biri vahyin tarihle buluştuğu asr-ı saadet Kur'an'ın ilk muhataplarının içinde bulunduğu dönem bu tarihsel bağlam diğeri de bizim içinde bulunduğumuz kendi tarihsel bağlamımız olmak üzere iki farklı bağlamda konuyu bırakmıştım ve buradan devam ederiz diye de söz vermiştim. Çok şükür kısmet oldu. Bugün yine sizlerle beraberim. Tabii ben bu konuyu kaldığımız yerden hemen ele alarak başlamayacağım. Bugün de yine o bıraktığımız yere sağlıklı bir biçimde e, yeniden bakıp, oradan bugünkü konuşmama devam edebilmek için bir kavramsal... E, Durumu daha müsaadenizle sizinle paylaşmak istiyorum ve e, oradan sohbetime devam edeceğim. E, bir kırmızı çizgi çizerek başlamak istiyorum. E, kırmızı çizgimizi çizelim. Ona göre de konuşmamıza dikkat edelim ve devam edelim. E, şimdi değerli izleyenler, bu çizeceğim kırmızı çizgi son derece bugünkü konuşacağım. Konular için önemli bir e, çizgi. Bu kırmızı çizginin üstünde yer alan alana ilahi varlık alanı diyelim. Yani yaratanın Ontolojik olarak iki farklı alanı bölsün diye bu kırmızı çizgiyi çizdim. İlahi varlık, yaratan Allahu Teala'nın e, ontolojik olarak e, bizim varlık alanımızdan ayrı olduğunu ifade eden, gösteren bu kırmızı çizginin üstünü ve altını biraz konuşacağız kavramsal olarak. Buradan devam edeceğim kırmızı çizginin altı ise yaratılanların yani mahlukatın bizim varlık alanımız. Ontolojik olarak neden böyle bir ayrıma gittiğimizi de ifade etmek istiyorum. Çünkü bugün ele alacağım kavramımız onu da yeşille yazalım. Tarih üstü kavramı bu kavramında diğerleri gibi yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kavramın üzerinde de durmam gerektiğini düşündüm ve buradan başlamak istedim. Dikkat ederseniz tarih üstü kavramını kırmızı çizgimizin üstüne yazdım. Çünkü kırmızı çizginin altı şimdi bizim bulunduğumuz bu bölge tarih dediğimiz alandır. Yani tarih dediğimiz bu alanda zaman var, mekan var, biz varız. Yani tarihsel olan varlıklar var. Tarih üstüne gelince, kırmızı çizginin üstüne geldiğimizde artık burada zaman yok, mekan yok. Burası ontolojik olarak bizim ontolojik e, zeminimizden tamamen farklı. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Biz Kur'an'ın tarihselliğinden, evrenselliğinden söz ederken, zaman zaman konuşmalarda, okuduğunuz metinlerde, bu bağlamda tarih üstü, ifadesinin de geçtiğini görürsünüz ve Kur'an'ın tarih üstü bir metin olduğu. Dolayısıyla tarih üstü bir metin olduğundan onun tarihselliğinden söz etmenin kesinlikle doğru bir ifade olmayacağını ısrarla söyleyen hem konuşmacılara şahit olabilirsiniz hem de yazılan metinleri okuyabilirsiniz. Bu itibarla Tarih üstü ve tarih kavramlarını kırmızı çizginin altı ve üstü olarak yeterince konuşmadan yolumuza sağlıklı olarak devam edemeyeceğimizi düşündüm. Ve söz konusu Kur'an olduğunda bunun da yine kırmızı çizginin üstü ve altı olmak üzere iki tane yönü var. Buna da vahyin ontolojisi diyebiliriz. Ontolojik olarak vahyin de kırmızı çizginin üstü, kırmızı çizginin altı var. Kırmızı çizginin üstü olduğunda Kur'an ilahi kelama tekabül eder. İlahi kelam. Bu ilahi kelam bizim kelam ilminde kelamı nefsi dediğimiz Allahu Teala'nın mütekellim oluşu. Allah'ın kelam sıfatı. Allah'ın mütekellim oluşu. Bunu kastediyoruz. Şimdi vahi bu ontolojik karşılığıyla ilahi kelama tekabül ettiğinde, ilahi kelam olarak ifade edildiğinde bu Allahu Teala'nın kelam sıfatına tekabül eder ki bu tarih üstüdür. Bu tarih üstüdür. Ama bu kelam, ilahi kelam bu ontolojik kırmızı çizginin üstünden bizim varlık alanımıza, bizim ontolojik dünyamıza buraya indiğinde bakın onun için Kur'an'ın en önemli orijinal kavramlarından birisi inzaldir. Bakın inmek. Bakın nüzul. Tenzil. Bu kavramlar bu kavramlarla vahiy ifade edildiğinde işte burada Kur'an artık bir beşeri dile dönüşür ve Arapça olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu kırmızı çizginin altındaki Kur'an'ın vahyin inzal edilmesi farklı bir ontolojik zeminden farklı bir ontolojik zemine intikal etmesi vahyin Kur'an buna inzal der. Bu inzal oluşu itibariyle bizim varlık alanımıza inişi itibariyle Kur'an artık tarihle buluşmuştur. Vahi burada tarihle buluşur. Vahyin tarihle buluştuğu andan itibaren Cebrail'in Hazreti Peygamber'le buluşup onun kalbine vahyi inzal ettiği andan itibaren Kur'an'ın tarihselliği başlar. Peki Kur'an'ın tarih üstülüğü dediğimizde Bundan ne anlamalıyız? Kırmızı çizginin üstünü anlamalıyız. Öyleyse kırmızı çizginin üstü tarih üstü, altı da tarihin kendisi, tarihsel olan alan olduğuna göre biz daha önce bu iki kavramı ele almıştık ve tarihseli evrensel olarak bu kırmızı çizginin altına yazdık. Evrensel de tarihsel de İkisi de kırmızı çizginin altında bizim ontolojik varlık alanımıza ait iki kavramdır. Dolayısıyla evrensel tarih üstü demek değildir. Bizim evrensellimizden bahsediyoruz. Bizim ontolojik alanımıza, varlık alanımıza ait bir evrenselden söz ediyoruz. Dolayısıyla burada evrensel ve tarihsel kırmızı çizginin altına bizim ontolojimize tekabül eder. Tarih üstüne gelince o ilahi varlığa, allah Teala'nın varlığına tekabül eder ki bu açıdan dersin başında ya da konuşmamın başında e, ifade ettiğim kırmızı çizgi son derece önem arz ediyor. Şimdi bu kırmızı çizginin arz ettiği o öneme dikkatinizi çekmek bakımından farklı bir renkle bazı ifadeler yazmayı e, deneyeceğim ve bunun üzerinden bu kırmızı çizgiyi meselesini daha da bir netleştirmek istiyorum. Bizim varlık alanımız bizim ontolojimiz fiziktir. Bunun üstü metafiziktir. Bizim ontolojimizde bilgi söz konusudur. Bizim ontolojimize ait şeyleri biliriz. Bilgi söz konusudur. Kırmızı çizginin üstü imanın konusudur. Kırmızı çizginin üstüne iman ederiz. Kırmızı çizginin altındakilerse bizim akıl dünyamıza, bizim duyu dünyamıza ait olduğu için ister tasavvuri olarak, zihinsel bakımdan isterse duyusal bakımdan bizim kendi ontolojik alanımızı hem anlarız hem kavrarız hem de idrak ederiz. Ama kırmızı çizginin üstüne geldiğimizde, kırmızı çizginin ötesi olduğunda orayla ilgili sadece iman ederiz. Bunun için Allah Kur'an'da Allah'a, meleğe, gayb dediği vahyin mahiyetine bizi imana çağırır da onları bilmemizi istemez. Bu itibarla bu kırmızı çizginin altında ve üstünde yazmaya çalıştığım ifadeler konumuz açısından son derece önem arz ediyor. Örneğin Kur'an-ı Kerim hem ilk muhataplarına hem de daha sonraki Kur'an'ın dolaylı muhataplarına bir meydan okuma yapar. Ve der ki: "Hadi siz de Kur'an'ın bir benzerini getirin der. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Getirin der. Söyleyin demez. Fe'tu bi suretin min mislih der. Bir suresinin benzerini getirin fe'tu der. Qulu demez. Söyleyin demez. Çünkü inzal edilmiş vahiy olarak şu Kur'an'ın benzeri söylenebilir. Ama buranın dikkat edin. Arapça olan inzal edilmiş bizim ontolojik dünyamız, tarihimizle buluşmuş olan ilahi kelamın benzerini söylemekten kolay ne var? E, Arapça bir metin zaten gündelik dilde akşama kadar konuştuğumuz cümleler geçiyor. Onlardan bir tanesinin benzerini söylemekte bir mahsur yok. Ama Kur'an söyleyin demiyor ki getirin diyor. Yani hadi siz de kırmızı çizginin üstünden bir kelam getirin bakalım. İşte bu imkansızdır. Bunu ancak nebi getirir. Ancak peygamber getirir. Dolayısıyla Kur'an'ın meydan okumasında burada aramak lazım ve bu mesele son derece önemli ve bu nedenle Kur'an bize bize bu meydan okuyuşu üzerinden de kırmızı çizginin altını ve kırmızı çizginin üstünü net olarak anlamamızı önemser ve buna dikkatimizi çeker. Yine kırmızı çizginin altı ve üstü olmak üzere bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Erken dönemde İslam tarihinin çok erken dönemlerinde talihsizce yaşamış olduğumuz Kur'an'ın mahluk olup olmadığı meselesine de çok kısaca burada değinmek istiyorum. Ve bu konuyla doğrudan alakalı olduğu için ve ümit ediyorum ki bu kısa değinmemin ee, sizler için e, konunun aydınlanması bakımından önem arz edecektir. Mesela Ahmet bin Hanbel der ki El-Kur'anu Kelamullahi Bakın Kelamullahi Şurası Kelamullahi Gayru mahlukin der Ahmet bin Hanbel Ahmet bin Hanbel kırmızı çizginin bu üzerinde söylemiş olduğu kırmızı çizginin üzeri için söylediği söz el hak doğrudur. Hiçbir şekilde itiraz edilemez. Yani Kur'an Allah'ın kelamı olması bakımından, Allah'ın kelam sıfatına ait olması bakımından asla mahluk olduğu söylenemez. Çünkü kırmızı çizginin üstüdür. Ama Allah o kelamını inzal etti, bizim dünyamıza indirdi, şuraya indirdi, tarihle buluşturdu. E, vahiy nüzul etti. Artık burada da mutezile haklıdır. Kırmızı çizginin altında mutezile haklıdır. Burada bizim e, okuduğumuz seslendirdiğimiz musaflarda yazılı olan biçimiyle tarihle buluşması yönüyle tarihle buluşan vahiy olması itibariyle de mahluktur. E, bunu da e, bu vesileyle bu kırmızı çizginin altı ve üstü açısından e, belirtmekte fayda görüyorum. Şimdi tekrar yine önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Tarih üstü dediğimizde Kur'an tarih üstüdür dediğimizde onun evrenselliğini de tarihselliğini de ikisini birden iptal etmiş oluruz. Yani onu bizim ontolojimizden, bizim dünyamızdan, bizim tarihimizden kaldırmış oluruz. Bu itibarla böyle bir kavram, Kur'an'ın tarih üstülüğü kavramı indirilmiş vahiy için kullanılacak bir, bir kavram değildir. Doğru bir kavram değil. İnzal edilmiş vahiy için bu kavram kullanılamaz. Bu itibarla tarih üstü olana biz iman ederiz. Allah'ın kelam sıfatı olduğuna iman ederiz. Bu bakımdan o imanın konusudur. Ama bizim alanımız, bilgi alanımız bu akılla ilgili bir şeydir. Biz burada akıl yürütürüz. Akıl yürütmek bakımından bizim dünyamız, fizik dünyamız konuya akılla baktığımız bir dünyada yaşadığımız için burada belirleyici olan akıldır. İşte konunun tam da burasında akıl demişken tarih üstü dediğimizde Kur'an tarih üstü dediğimiz an onu aklın algılayacağı efendim aklın idrak edeceği Kur'an'ın onlarca ayetinde akletmiyor musunuz, ibret almıyor musunuz, düşünmüyor musunuz diye tekrar tekrar beyan buyurdu. O bütün mesajlarını iptal etmiş oluruz. Çünkü onu kırmızı çizginin üstüne taşırız ve artık o aklın konusu olmaktan tamamen çıkar. Bu itibarla Wittgenstein felsefesine baktığınızda onun felsefesinde iki kırmızı çizgiyle ilgili... İki önemli metafor dikkatimizi çeker ve çok önemli bir biçimde bu iki metafordan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bu metaforun birisi a sınırdır. Wittgenstein felsefesinde sınır metaforu son derece önemli bir kavramdır. İşte tam da benim anlatmaya çalıştığım bu iki farklı ontolojiyi birbirinden ayırt eder der ki bizim dünyamız der Wittgenstein kırmızı çizginin altındaki bizim dünyamız akıl dünyası bu şu dünya bizim dünyamız akıl dünyası bir diğer ifadeyle dil dünyası dil dünyası dille oluşan bir dünya bizim bu dünyamızın sınırları işte bu sınır ontolojik sınır bizim dünyamızın sınırlarıdır. Ve bu sınırın der Wittgenstein her zaman ötesini imlediğini düşünürüz. Sınır daima bir öteye imada bulunur. Bu ötesi işte bizi aşkın olan ontolojidir. Demek oluyor ki bu sınırın üstü Wittgenstein buraya aşkın olan yerdir der ve ikinci onun metaforunu yazmak istiyorum müsaadenizle. O da merdivendir. Wittgenstein der ki sınırımıza kadar merdivenle çıkarız. Buraya kadar merdiven kullanırız. Buraya kadar, bu sınıra kadar neyle çıkıyoruz? Bu merdivenin basamakları nedir? Bu merdivenin basamakları dildir, akıldır. Bu sınıra geldiğimizde dilde de durur, akılda durur. Onun için Wittgenstein der ki sınırın ötesi söz konusu olduğunda dil susmayı bilmelidir. Susmalıdır der. Çünkü sınırın ötesi dilde dile getirilemez der Wittgenstein. Kırmızı çizginin üstü bizim dilimizde dile getirilemez olandır. Bu itibarla onun hakkında susulmalıdır der. Ve yine Merdiven metaforuyla der ki bu sınıra geldiğinizde sınırın ötesini düşünüyorsanız merdiveni devirmelisiniz der. Bunun anlamı şu. Artık o kırmızı çizginin üzerine doğru aynı merdivenle yükselemezsiniz. Aynı merdivenle çıkamazsınız. İşte bizim sufi geleneğimizde, tasavvuf geleneğimizde, onu da buraya yazıyorum. Sufi geleneğimizde aklı terk etmek diye ifade edilen aklı terk diye ifade edilen aklı terk tam da Wittgenstein'ın merdiveni devirmesine tekabül eder. Yani İmam Gazali üzerinden söyleyecek olursak merhum akli ilimlerin tamamını bitirdikten, akli ilimlerin tamamının hakkını verdikten sonra yani sınıra geldiğinde Gazali onun mübarek adında şuraya yazalım merhum gazali şu sınıra geldiğinde sınıra dayandığında aklın bittiğini gördü. Artık akılla gidebilecek bir yolunun kalmadığını. Kırmızı çizginin ötesiyle ilgilenmeye başladığında sufi oldu. İşte benim derslerde de sürekli öğrencilerime söylemeye çalıştığım sufi gelenekteki aklı terkin e, anlamı anlamı değerli izleyenler aklı tüketmektir. Aklı tüketmek. Aklı ilimleri tüketmeyen birisinin sufi olma imkanı yoktur. Önce aklı ilimleri bitirecek. Aklı ilimlerde alacağı mesafenin son sınırına gelecek. Ondan sonra sufinin yolu başlar. Tıpkı Gazali merhumda olduğu gibi. Aklını hiç kullanmamış, işletmemiş, akılla yürüyeceği mesafeyi kat etmemiş, çıkacağı basamakları çıkmamış birisinin sufi olma şansı hiç yoktur. Yani iddialı konuşuyorum çünkü geleneğimiz böyle söylüyor ve bunun çok yerinde olduğu kanaatindeyim. Şimdi konumuza yeniden dönecek olursam, bütün bu söylediklerimden hareket ederek, Kur'an'ın evrenselliğinden ve tarihselliğinden, bu bağlamda tarih üstü oluşundan söz ettiğimizde, bu çerçevesini çizdiğim içerik ve muhtevayı mutlaka dikkate almak zorundayız. Bu itibarla da bizim akıl dünyamızın, dil dünyamızın, kendi ontolojik gerçekliğimizin ve varlığımızın hakikatimizin farkında olarak bu konuları ele aldığımızda vahyin evrensel ama ...tarihsel olarak evrensel olduğunu... ...geçen haftaki konuşmama atıfta bulunarak söylüyorum. Bildiğimizde, dikkate aldığımızda... ...artık e, vahyin... ...evrensel olmasından neyi anlayacağımızı... ...tarihsel olmasından da neyi anlayacağımızı... ...netleştirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi tam da burada... Değerli izleyenler, tarih üstü konusunu bir cümleyle özetleyip kaldığım yere dönmek istiyorum. Demek ki Kur'an tarih üstü dediğimizde bunun doğru anlamı kırmızı çizginin üzeridir. Yani bizim ontolojimizin dışında bizi aşkın olandır. Onu da yazalım. Buraya da yazmış zaten aşkın olandır. Dolayısıyla söz konusu bu değil. Bizim dünyamıza inmiş, inzal olmuş, nüzül olmuş, indirilmiş, tenzil edilmiş kelamdan söz ediyoruz. İşte bu tarihseldir ve tarihsel olduğu için de evrensellik özelliğini taşır. Ve bu evrensellikten geçen hafta söz etmiştim. Şimdi ümit ediyorum ki bu... Anlatmış olduklarımdan hareket ederek e, tarih üstü kavramı konusunda e, bir nebzede de olsa e, bir netleşmenin olduğunu, zihinlerimizin bu konuda biraz daha inşallah e, netleşmiş e, olmasını umut ediyorum. Şimdi tam da buradan kaldığım yere geçmek istiyorum ve tahtayı biraz yukarı alacağım müsaadenizle. Sadece bir hatırlatmak bakımından Kur'an'ın evrenselliğini Kur'an'ın evrensel oluşu. Konusunu ele aldığımızda, bunun evrensel tarihsel sözcükleri kavramları ilişkisi üzerinden ele almıştık ve evrensel için sabit. Aynı şekilde tarihsel içinde de değişken sözcüğünü tespit etmiş ve altına başka birçok ilişkili ifadeler yazmıştık şimdi tam da burada e, üzerinde durmamız gereken husus Kur'an'ın bu şekilde evrensel ve tarihsel oluşuna ilişkin bizim tespit etmemiz gereken husus Kur'an'ın ilk nazil olduğu çerçeveydi. 610 tarihiyle 632 yılları arasında vahyin tarihle buluştuğu bu an. Vahiy burada ilk muhataplarla buluştuğunda Aynı zamanda vahyin bağlamıyla da buluştuğunu söylemiş olduk. Yani buradaki 610 ve 632 tarihi yıllar tarihsel olarak bu yıllar aynı zamanda vahyin bağlamını ifade ediyor. Daha önceki konuşmalarımızı da eğer izleyenlerimiz hatırlayacak olurlarsa Vahyin bu bağlamı vahyin özgün, otantik ve muradı ilahi kastetmiş olduğu anlam olduğunu. Bu anlamın işte burada ilk muhataplarda zuhur ettiğini e, altını çizerek ifade etmiştim. Bu çerçeve bizim için son derece önemli çünkü bu çerçevede vahyin vahyin özgün anlamı bizim için söz konusu. Bu itibarla indirilmiş olan vahyin ilk muhataplar tarafından nasıl anlaşıldığı, Hazreti Peygamber'in bu vahyi tebliğ ettiğinde onun anlaşılması için kendi mübarek sözleri ve eylemleriyle nasıl katkıda bulunduğu ve bunların hepsi birlikte nasıl bir Kur'an ve İslam ve din anlamını teşkil ettiği hususunun da altını çizmiştim. Ve dolayısıyla bu vahyin tarihi, tarihsel ortam 610 ve 632 bizim için adeta vahyin daha sonraki süreçlerde bundan sonraki tüm süreçlerde ve şuraya da biz kendi çağdaş dönemimizi yazalım. Çağdaş dönem Vahyin hem şu dönemlerdeki asırlardaki gelenek içerisindeki anlaşılması hem de bizim kendi dönemimizde bugün çağdaş dönemde bizim tarafımızdan anlaşılması meselesinde kalmıştık ve dolayısıyla burada konu son derece önem arz ediyordu ve burada da merhum fazlur rahmanın adını almış ve onun bazı yaklaşımlarına kısaca atıfta bulunmuştum bugün biraz daha uzunca üzerinde durmayı düşünüyorum. dolayısıyla eee Fazlur Rahman'ın bu konuda onun gibi düşünenlerin yani daha doğrusu söyleyecek olursak Kur'an'ın tarihsel olduğunu, Kur'an'ı ve vahyi tarihsel olarak anlamamız ve algılamamız gerektiğini ve onun evrenselliğinin ancak böyle bir tarihsel anlama ve algıdan sonra gerçekleşebileceğini ve anlaşılabileceğini iddia eden her ilahiyatçı meslektaşımız ve akademisyen ve alim e, bunu böyle söylüyor zaten ve bu vurguyu yapıyor. Bunu, bunu da şunun için yapıyor. Şimdi eğer biz diyor Fazlur Rahman vahyin e, ilk muhataplarıyla buluşmuş olduğu şu kendi özgün anlamının zuhur ettiği ilk bağlamında ne anlama geldiğini vahyin buradaki anlamının ne olduğunu tespit edebilirsek işte bu özgün anlam bizim daha sonraki tüm asırlar için bir ölçü olacak. Bir ölçü belirlemiş olacağız. Bu anlam bir ölçüdür. Neyin ölçüsü? Geleneğin anladığı Kur'an'ın isabetli olup olmadığının geleneğin anladığı vahiy algısının anlayışının ne ölçüde doğru olduğunu görmemiz bakımından bir ölçüdür ve yine bizim çağımızda onun anlamını buraya taşıyacağımız vahyin kendi çağımızdaki anlamının ne olduğunu tespit etmeye kalkıştığımızda bu anlamayı bulmayı istediğimizde burada da bizim anladığımız Vahiy bugün şu anlama gelir, vahiyin bugünkü anlamı şudur dediğimizde bu şudur önermesinin ya da ifadesinin doğruluğunun ölçütü işte bu ilk muhatapların anladığı anlama uygunluğudur. Dolayısıyla tarihsel söylem zannedilenin aksine Kur'an'ın anlamını asr-ı saadete hapsetmez. Orada kalsın. Bugün bizim için bir anlamı haşa yok demez. Bunu söyleyen bir tarihselci olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar da böyle biriyle karşılaşmadım. Yazısını okumadım, konuşmasını da dinlemedim. Dolayısıyla tüm tarihselci söylemin özü vahyin ilk muhataplarıyla buluştuğunda o muhataplara verdiği mesaj, o muhatapların o vahiyden anladığı anlam, bu özgün anlam daha sonra o vahiyden anlaşılacak anlamların doğruluğunun kriteri ölçüsüdür, parametresidir. Eğer böyle bir ölçüye sahip olamazsak diyor Fazlur Rahman, o zaman biz kendi çağımızda Mehmet Akif'in de söylediği gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı asrın idrakine İslam'ı söyletelim dediğinde o ilham alacağımız şey Kur'an. Hangi Kur'an? Hangi Kur'an'ı anlamın ilhamından söz ediyoruz? İşte bu asr-ı saadetteki ilk muhatabın anladığı anlamdan söz ediyoruz. Şimdi tam da burada tarihselci söylemin geleneği hafife aldığı, özellikle klasik dönem, tasnif dönemini hafife aldığı, o dönemleri adeta önemsizleştirdiği, değersizleştirdiği gibi pek çok yanlış algılamalar ve algı operasyonları olduğunu da görüyoruz maalesef ve bu hiç doğru, hiç sağlıklı bir şey değil. Hemen altını çizerek ifade edeyim ki Kur'an'ın tarihselliği konusunu gerçekten dersine çalışmış olarak anlatan bu konu üzerine kafa yormuş bu konuyla ilgili okuması, öğrenmesi gereken şeyleri okumuş bilen her insanın takdir edeceği gibi asrı saadete gidelim. Asrı saadette vahyin özgün anlamlarını, vahyin özgür, özgün anlamını anlayalım diyen her tarihselci özellikle ilk dört asırdaki bu ilk dört asır son derece önemli. İlk dört asırdaki İslami ilimlerin teşekkül ettiği, daha önceki sohbetlerimde de üzerinde bu ilk dört asrını durdum. Ee, İslami ilimlerin teşekkül ettiği bu ilk dört asrı atlayarak gerçekleştiremezsiniz. Dolayısıyla tarihselci bir söylem, bu ilk dört asrı çok 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 iyi bilmek zorundadır. Bu dört asır içerisinde gerçekleşen İslami algı, İslami ilim ve bunların bütün türleri tefsirden diğerlerine kadar bütün türleriyle ulumu İslamiye bizim asrı saadete gidişimizi mümkün kılacak ve bizim asrı saadet diye göreceğimiz resmi tabloyu bize veren bu ilk dört asırdır. Yani biz ışınlamayla asrı saadete gidemiyoruz, tarihe atlayamıyoruz, tarihi atlayamayız. Hermenetik olarak bunun imkanını Hermeneutik açıdan bunun ne olduğuna ilişkin önümüzdeki haftalarda konuşacağım zaten inşallah kısmet olursa. Henüz daha oraya gelmedim. Ee, böyle bir şey yok zaten. Işınlanamayız. Oraya öyle gidemiyoruz. Dolayısıyla tarihselci, gelenekçiyim diyenlerin kendilerini zannettiklerinden çok daha fazla geleneğin değerinin farkında olan kimsedir. Çünkü geleneğin değerinin farkında olmayan birisinin Kur'an'ın tarihselliğinden ve evrenselliğinden söz etmesi mümkün değil. Biz gelenekteki özellikle bu ilk dört asırda ulumi İslamiyenin ortaya koyduğu tecrübeyi, ortaya koyduğu birikimi, ilmi malumatı ve mirası göz ardı ederek asr-ı saadete nasıl gideceğiz? Siyer okumadan, hadis okumadan, fıkıh okumadan, kelam okumadan, efendim bunlara bakmadan nasıl bir asr-ı saadete gitmekten söz edebiliriz? Asrı saadete gitmek dediğimiz şey bu dört asrı çok iyi okumak demektir. Çok iyi bilmek demektir. Şimdi burada şöyle bir paradoksun olduğundan söz edebilir izleyicilerimiz. Sayın hocam iyi güzel anlatıyorsun da bu ilk dört asır ulumi İslamiye'nin içine biz dalarsak oraya girersek oradan alacağımız bilgi ve malumatlar üzerinden Nasıl özgün bir gerçek anlamda bir asr-ı saadete gittiğimizden emin olabiliriz ki ve o asr-ı saadette elde edeceğimiz Kur'an'ın ilk vahyinin muhataplarda oluşturduğu anlamı tespit edeceğiz diye böyle bir paradoksal çelişki olduğunu söyleyebilir. Bu bir ölçüde haklı bir yaklaşımdır ve haklı bir dikkat çekmedir. Ama itiraf edelim ki başka bunun bir yolu da yoktur. Bu zorunludur. Bugün başta Avrupa'nın konuyla ilgili önemli üniversiteleri, Kur'an üzerine araştırma yapan üniversiteleri olmak üzere tüm İslam dünyasının ağırlıklı olarak sahabe ve tabi'in dönemindeki bu iki neslin Kur'an'a olan yaklaşımlarını rivayetler üzerinden tespit etmeye çalışması ve bu faaliyeti son derece önemsemesi de işte bu söylemiş olmam olduğum ya da söylemeye çalıştığım hususun öneminden kaynaklanıyor. Biz o rivayetleri geleneğin bu konuda ortaya koyduğu birikimi göz ardı ederek oraya gidemeyiz. Bunu dikkate almalıyız ve biz bu rivayetler üzerinden asrı saadete gittiğimizde ki bundan sonraki haftalarda bu noktaların açılımları üzerinde duracağım. Rivayetle asr-ı saadete gitmenin ne tür risklerinin olduğunu, ne tür problemlerinin olduğunu, bu konuda e, neyle karşı karşıya e, kalabileceğimiz hususta inşallah dikkatlerinizi çekeceğim. E, dolayısıyla zorunlu olarak bu rivayetler üzerinden gitmek durumundayız. Ve bu rivayetler üzerinden gitmek zaten bir uzmanlık gerektirir. Ve dolayısıyla bu konuda e, yeterli ve yetkin olduğunu düşünen insanların e, asr asrı saadete e, ulaşabileceklerini düşünüyorum ve ulaşabildiklerini düşündükleri bu asrı saadetin kendinde asrı saadet tabir yerindeyse kanttan ödünç alarak kullanıyorum kendinde asrı saadet bir nefsihi asrı saadetin kendisine ne kadar tekabül edeceği onunla ne kadar örtüşeceği ne kadar birebir aynı asrı saadete ulaşmış olacağımızın tüm risklerini üstlenmek zorundayız. Böyle bir riski üstlenmeden zaten Kur'an'ın otantik ve özgün anlamının asrı saadette ne olduğu sorusunu soramayacağımız gibi bunun cevabını da asla bulamayız. Bundan sonraki haftalarda bu konuya devam ederken daha genişleterek ele almayı düşündüğüm Başlıklarda bu konuyu inşallah detaylandırmaya çalışacağım. Dolayısıyla bir biçimde asr-ı saadete gitmek zorundayız. Bir biçimde bu rivayetlerin bizi ulaştırdığı asr-ı saadetin e, vahyin ilk muhataplarıyla buluştuğu asr-ı saadet olduğunu varsaymak durumundayız. Bunun risklerini ve detaylarını müteakip haftalara bırakarak varsayıyorum ki asr ı saadete gittik e, varsayıyorum ki asr ı saadette Kur'an'ın ilk muhataplarına ne söylediğini anlamaya çalışıyoruz e, ve 23 yıllık e, vahiy tarihiyle yüzleşiyoruz ve özgün anlamı orada yakalamaya çalışıyoruz şimdi tam da konunun burasında tahtayı biraz yukarıya alarak buradan yani Asr-ı Saadet'ten bizim kendi çağdaş dünyamıza bu gitme ve gelmenin içeriğini detaylandırmak bakımından bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün bu konuştuklarımdan sonra. Tekrar bir Asr-ı Saadet, müsaadenizle çizeceğim. Bu biraz daha geniş olsun. Buradan da bu Asr-ı Saadet'i bizim kendi... Çağdaş dünyamıza buraya e, o özgün anlamı getirmeyi deneyeceğiz. Teorik bakımdan e, Fazlur Rahman'ın yöntem ve metodolojisini geliştirmeye çalıştığı e, düşünceleri üzerinde e, Naçizane benim de yıllardır e, çalıştığım, düşündüğüm, derslerini verdiğim bu konuda e, dağarcığımda biriktirdiğim, havuzumda topladığım şeyleri sizlerle özet bir biçimde paylaşmaya çalışacağım. Allahu Teala buraya vahyi indirdiğinde bizim dünyamıza 610 ile 632 tarihleri arasına vahyi indiğinde bu vahyin bir itikadi anlamda bir ıslahat yaptı. İnanç devrimi yaptı. Putperest bir toplumda, çok tanrılı bir toplumda itikadi bir devrim gerçekleştirerek tevhid dediğimiz, e, birazdan yazacağım, e, Allah'ın birliği, egemenliği inancına dayalı e, tam anlamıyla büyük bir tarihsel devrim gerçekleştirdi vahiy. İkinci olarak vahiy ilk muhataplarının yaşadıkları dünyada zaten ibadet eden bir topluma hitap etmişti. E, bu insanlar zaten putlara ibadet ediyor, kurban kesiyorlar vesaire yapıyorlar, dua ediyorlar. E, pek çok tanrıları olduğu için pek çok da kulluk çeşitleri ve kullukları vardı. İşte vahiy onların yanlış yere dönük yaptıkları bu ibadeti asıl kaynağına Allahu Teala'ya yönlendirdi. İbadeti doğru merciine, doğru kaynağına yapın. Yanlış yere ibadet ediyorsunuz. Bir olan Allah'a ibadet edin. İbadete layık olan odur. Çünkü sizi yaratan odur. Bildiğiniz bu mesajları tekrar edip vaktinizi zayi etmek istemiyorum. İbadet konusunda Kur'an çok büyük bir devrim daha gerçekleştirdi. İtikad konusunda bir devrim gerçekleşti. Tek tanrıya bir ilaha inanmayı sağladı. İbadeti de o bir olan Allah'a dönüştürdü. Üçüncü olarak Kur'an sosyal ve hukuki alan, sosyal ve hukuk alanında düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelerin kimi zaten o toplumda bilinen ve var olan düzenlemelerdi. Onların bir kısmını aynen korudu, devam ettirdi. Onları hatalı bulmadığı için bir kısmını ıslah etti, bir kısmını da yeniden kendisi inşa etti. Bizim Kur'an'ın tarihle buluştuğu, vahyin tarihle buluştuğu tarihsel ortamda onun özgün ve otantik anlamı nedir diye Asrı saadete gittiğimizde bulmak istediğimiz anlam değerli izleyiciler işte bu üç alanla ilgilidir. Bir dördüncüsü yok. Tamamen bu dört alanla ilgilidir. İtikat, inanç dediğimde başta o inanmamız gereken tüm erkanı, imaniye, ahiret vesaire hepsini içine katarak söylüyorum. İbadet dediğimizde bütün ibadetleri onun içine katarak söylüyorum. Sosyal ve hukuki düzenleme deyince de dünyevi alanla ilgili, dünya ile ilgili tüm düzenlemeleri kastediyorum. Bir dördüncü şık yoktur. Yalnız burada bu üçünün de her bir maddesine içkin olan ahlaktan söz edeceğim ve işlerine yazıyorum ahlak. vahyin ahlaki boyutu ahlak mesajı tevhid inancına içkindir ibadete içkindir sosyal ve hukuk düzenlemelerinin her bir maddesine içkindir onun için 610 ve 632 yıllarında gerçekleşen vahyin tarihle buluşması aslında insanlık tarihinde gerçekleştirilmiş inanç ibadet ve sosyal yaşam zemininde gerçekleşmiş. Bu büyük devrimin gerçekleştirmesindeki en büyük dinamik, en büyük faktör ahlaktır. Dolayısıyla ahlak hem itikadın hem ibadetin hem sosyal ve hukuk düzenlemelerinin, hukuki düzenlemelerin hepsine de içkindir. Şimdi burada biz asrı saadete gittiğimizde ve asrı saadete varıp ilk muhatapların kendilerine indirilen vahiden ne anladıklarını anlamak istediğimizde bulacağımız mana anlam işte bu üç ana başlık altında toplanıyor. Bu üç ana başlık yine bunu kırmızıyla sol tarafa yazmak istiyorum. Bu her üç maddenin üçünün de Elimizde bulunan mushaftaki metinden de hareket ederek tabi bu metin de yanımızda olarak Asr-ı Saadet'e gidiyoruz zaten. Bunların üçü de Kur'an'da, e, Kur'an'ın muhkemat dediği büyük ölçüde yanlış anlama imkanımızın söz konusu olmadığı üç önemli alandır bu alan. Dolayısıyla, bu alanda asrı saadette bulmayı umduğumuz ya da bulmayı istediğimiz manada bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tabii bunu önümüzdeki haftalardaki konuşmalarda daha detaylı bir biçimde başka farklı başlıklar altında ele alacağım için şimdilik bu e, ifadelerimi biraz abartılı, mübalağalı bulabilirsiniz. Bunu haklı görüyorum. Ama ümid ederim ki eğer dinleme lütfunda bulunursanız ilerideki yapacağımız konuşmalarla bu hususun e, ifade ettiğim noktanın e, o kadar da abartılı olmadığını e, siz de bana katılacaksınız e, diye düşünüyorum şahsen. Şimdi tam da burada geçen haftaki konuşmalarımızda üzerinde durduğum e, evrensel ve tarihsel olanın sabit değişkenliği mevzu üzerinden konuyu oraya yeniden bağlamak durumundayım. Bunun için de izninizle buraya yeşille yine evrensel tarihsel evrenselin altına sabit buraya değişken yazıyorum. Bu sabit ve değişkenleri izninizle Fazlur Rahman'dan da ödünç alarak norm ve form olarak ifade etmek istiyorum. Sabit olana norm, değişken olana da form diyeceğiz. Şimdi Kur'an'ın evrenselliği ve tarihselliği bağlamında 610 ve 632 tarihleri arasında indirilmiş olan vahyin gerçekleştirdiği bu üç ana başlıktaki devrimde ana başlıklar olarak ifade ettiklerimin sabit değişken evrensel tarihsel norm form kavramlarıyla neye tekabül ettiğini belirlememiz icap ediyor. Bu itibarla itikadın karşısına salt norm diye yazıyorum. Salt normdur. Yani bu inanç bütünüyle özgün olarak tamamen normdur, sabittir. Onun bir formu yoktur ve asla değişime açık değildir. Bu itibarla vahyin itikat alanında söylemiş olduğu, vermiş olduğu mesajlar bütünüyle tarihin o günden bugün ve kıyamete kadar gelecek tüm zamanlarda salt saf pür norm olarak değişmeksizin kalacağını ve devam edeceğini belirtmek istiyorum. O zaman sadece normdan ibaret olan bu itikadı ve onunla ilgili vahyin özgün anlamını çağımıza taşımanın hiçbir zorluğu yok. Dolayısıyla biz burada itikada ait vahyin o salt Normdan ibaret tevhid mesajını buraya getiririz ve bunun hiçbir formu olmadığı için orada tevhid ne anlama geliyorsa burada da tevhid aynı anlama gelir. Asrı saadette tevhidten Allah Resulü ve onun değerli ashabı, yol arkadaşları, İslam'ın ilk e, temsilcileri ne anlıyorsa bizim için de aynı şeydir. Ha bu tevhid ve itikat konusunda daha sonraki asırlardaki o ilk dört asır olarak ifade ettiğim dönemlerdeki kelami tartışmaların vesairelerin işte bu özgün anlam meselesindeki rolleri üzerinde inşallah konunun hermenötik boyutuna geldiğimde e, önümüzdeki haftalarda bu konu üzerinde durmak istiyorum. Orada bunları Ayrıca yeniden farklı bir boyutuyla inşallah ele alacağım. Şimdilik sadece o özgün anlamın bizim kendi dünyamıza, bu çağdaş dünyaya taşınması meselesi açısından baktığımızda onları buraya nasıl getireceğimize ilişkin tahlil ve analiz yapmaya çalışıyorum. Vahiy, vahiy. çok tanrılı toplumun inancını tek tanrıya dönüştürdükten tevhid devrimi yaptıktan sonra onların putlara olan ibadetini Allah'a yönlendirmiş ve Allah'a yapılan ibadete ilişkin emirler ibadetle ilgili teklifler dinin tüm ibadete yönelik ritüelleri öyle bir düzenlenmiş ki değerli izleyenler onun bir norm efendim bir sabit olan yönü var. Buraya koyduğum işaretler önemli. Oraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Eşittir form kılmış. Yani din vahiy o toplumun hatalı ve yanlış yöne yönlendirilmiş ibadetlerini ıslah edip doğru yöne tevcih ederken Öyle bir düzenliyor ki işte namazını ve diğer ibadetleri bu ibadetlerin sabitini o ibadetleri gerçekleştirmemizin aracı vasıtası olan şekli, formu birbiriyle adeta aynıyileştiriyor. Bunu ruh beden ilişkisi üzerinden bir metafor olarak bir benzetme yapmamız gerekirse Ruh bedene benzetebiliriz. Nasıl ki bizim ruhumuzla bedenimizin ilişkisi birbirinden ayrı edilemeyecek şekilde bir bütünlük arz ediyor, sabitimizle değişkenimizde bir bütünlük ve bir düzenlilik söz konusuysa ibadetlerde de böyledir. İşte bu anlamda normuyla formuyla birlikte tarihin tüm zamanlarında devam etmesi gereken ibadet. Asrı saadetteki normunu ve formunu koruyarak buraya taşınır. Burada da yine ibadet normuyla formuyla eşit olarak e, orada namaz neyse bugün odur, orada oruç neyse bugün odur e, ve buraya taşırız. ve burada bir sorun yok. Ve vahyin özgün anlamını bu sabitlik üzerinden algılamamızda önemli bir zorlukla karşılaşacağımızı e, düşünmüyorum. Dolayısıyla e, problem sosyal ve hukuki düzenlemelere ilişkin az sonra yapacağım tahlilde karşımıza çıkacak. Bu itibarla şunu da söylemeliyim ki bazı meslektaşlarımız özellikle Fazlur Rahman eleştirisi yaparken e, merhumu, işte Ey Fazlur Rahman, neden sosyal ve hukuki düzenlemeler tarihsel de ibadet tarihsel değil diye sorduklarında bunun cevabı, bunu cevabını e, Fazlur Rahman eserlerinde Türkçe çevrileniyle ile e, eserlerinde bunun cevabını gayet net veriyor. E, hepsi tarihseldir. İnanç itikadımız da tarihseldir. Tarihsellikten onlar ibadetler, bunlar tarihsellikten çıkmıyor. Ama benim iki haftadır anlatmaya çalıştığım tarihsellik ifadesinin, tarihsel kavramının tekabül ettiği manada evrenselle olan ilişkisi doğru kurulduğunda, doğru anlaşıldığında hepsi için tarihsellik söz konusu. Allah neden tevhid mevzunu e, asr insanlara ısrarla e, vahiy tarihi boyunca vurguladı çünkü çok tanrılı bir topluma hitap ediyordu. Ondan e şimdi bu vurgu e, inanç tasavvurumuz düşüncemiz e, bu konudaki e, efendim tüm sahip olduğumuz şeyler e, tarihseldir. Onlar da tarihseldir. Ama tarihsel var onun evrensel boyutu salt normdan oluşuyor. Ama tarihsel var normuyla formu. Eş, eş, değer bir biçimde eşleşmiş durumda birbirinden ayırt edilmez durumdadır ama tarihsel var işte burada sosyal ve hukuki düzenlemede olduğu gibi Allahü Teala vahiy bunu e, normu ile formunu artı olarak yazıyorum bakın bu artı son derece önemli bir ayrıma işaret ediyor onu kırmızıyla belirle, belirlemeliyim burada artı birbirinden ayrıdır. Bütün sosyal ve hukuki düzenlemelerde değerli izleyenler ve dinleyenler bu çerçeve kırmızı çerçeveye aldığım norm artı form ifadesi son derece önemli. Çünkü ilahi vahide müsaadenizle tabloyu çok az yukarıya almak istiyorum. Evet burada kalsın. Tüm İlahi vahiydeki sosyal ve hukuki düzenlemelerde onun bir norm boyutu var. Bu işte sosyal ve hukuki düzenlemelerin sabitidir. Ve bu sabiti teorik bakımından kolay anlaşılır olması için üç ana başlıkta toparladım. Birincisi adalettir. İkincisi liyakattır. Üçüncüsü paylaşımdır. Evet. Şimdi bunlar sabitlerdir. Bunlar normdur ve bunlar sabittir. Dolayısıyla hukukta asıl olan adalettir, yasa değildir. Yasa, hukuki düzenleme adaleti sağladığı sürece meşrudur ve geçerlidir. Adaleti geçe gerçekleştirmediğinde her yasa, her düzenleme gayrimeşrudur ve yürürlükten kaldırılması gerekir. Onun için bizim mecelletin e, en ünlü maddesi zamanın tagayyürüyle ahkam tagayyür eder. Ahkam dediğimiz ne? Hükümler yasalardır. E niye tagayyür ediyor? Neden değişiyor? Çünkü düzenlemeler düzenlemeyi gerektiren şey adalettir. E adaletin gerçekleşmesi yapılan düzenlemeyle artık sağlanamıyorsa adalet yeni bir düzenlemeyi yeni bir efendim hukuki yasamayı gerektiriyorsa bu düzenleme ve yasa değişir, yapılır ve böylece adalet sabitesi ve evrenselliği korunmuş olur. Şimdi bunların zaten evrenselin altına yazdık. İşte bu sabitler Allah bize adaleti emreder. Adaletten ayrılmamayı emreder. Her cuma hatip minberden Allah'ın bu emrini okuyarak bize bu mesajı vererek e, minberden iner. Neden? Çünkü vahyin en özgün vurgusu adalettir. Ve bu adalet çerçevesinde o gün gerçekleştirdiği ne kadar düzenleme varsa... Vahyin gerçekleştirdiği ne kadar bizim ahkam ayetleri dediğimiz ne kadar düzenleme varsa bunların tamamı o gün için vahyin ilk muhatapları 610 ve 632 tarihleri için geçerlidir. Çünkü yapılan düzenleme adaleti sağlamaktadır. Ama daha sahabenin hayatta olduğu dönemlerde bu sosyal ve hukuki düzenlemelerin pek çoğunda farklı yorumlarla değişikliğe gidilmesinin sebebi vahyin 610 ve 632 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğu adaletin o düzenlemelerle artık gerçekleşemiyor olduğunu görmeleridir. Nitekim Hazreti Ömer'in o çok bildik müellefeyi kuluba zekattan Beytül Mal'dan pay vermemesi meselesi, ganimet mallarının taksimindeki özellikle taşınmaz malların taksimindeki uygulamalardaki farklılıklar bize gayet açık bir biçimde göstermektedir ki sahabe vahyin ilk muhatapları neyin sabit neyin değişken olduğunun tamamen farkındadırlar özellikle sosyal ve hukuki düzenlemelerde bunun örneklerini önümüzdeki hafta bir örnek üzerinden de inşallah vermeye çalışacağım bugün o yetişmeyecek sadece teorik boyutunu ifade etmeye çalışacağım e, bu itibarla e, değerli izleyenler sabit olan adalettir. Allah ey iman edenler Eddul emanat ila ehliha emanetleri görevleri vazifeleri sorumlulukları ehil olana ehline veriniz derken dikkat edin liyakatın ne kadar önemli olduğunu vahyin mesajının ne kadar merkezi konumunda yer aldığının altını çizer. Ve dolayısıyla liyakatın ihlal edilmemesini sabit bir değer olarak bizim Kur'an ve vahiy önümüze koyar. Paylaşım keza bize duyarlı olmayı, başta hem cinslerimiz olan insana, sonra hayvana, doğaya, bütün varlığa karşı duyarlı olmayı, bize bir yeryüzünün halifesi olma vasfı üzerinden bir emanet ve bir sorumluluk olarak yükler, vahiy bize. Onun için insan vahyin tanımladığı insan, vahyin inşa etmek istediği mümin insan kendisine hem cinslerine ve içinde yaşadığı tüm doğaya dua, duyarlı olan ona karşı görevlerini ve vazifelerini bir hakkın yerine getirmenin bilinç ve şuurunda olan insandır ki Kur'an bunu takva olarak ifade edecektir. Şimdi tam da buradan Konumuzun efendim e, bu üç unsurun buraya nasıl taşınacağına gelecek olursak sosyal ve hukuki düzenleme buraya taşındığında değerli izleyenler onun adalet liyakat paylaşım dediğimiz bu üç unsur bu üç unsur norm olarak sabit değer olarak getirilir. Bununla ilgili mesaj aynen buraya taşınır. artı Bizim kendi çağımızın çağın formu işte bu kırmızı daire bu çağın formudur. Bunlara bizim kendi tarihselliğimizle bir şekil, form giydirilir. Tarihsel form. Evet. Burada şu üç husus husus eee asrı saadetin formuyla şekillenmişti. Buradaki asrı saadetin formu ile ortaya çıkmış asrı saadetin formuna bürünmüştü. Biz buradan asrı saadetten bu formu taşımıyoruz. Bu burada kalıyor. Bakın tarihsellikte kalanın ne olduğuna bakalım. Şekil burada kalıyor. Şekil taşımıyoruz. Onun için tarihselci şekilci İslam'a, şekilci Müslümanlığa karşıdır. Şekil burada kalıyor. Biz buradan özü, normu taşıyoruz. Şu normu alıp getiriyoruz buraya. Bu normu buraya taşıyoruz. Ve sonra bizim kendi şeklimizi bu norma e, efendim tarihsel şeklimizi bu forma e, koyuyoruz. Yani adaleti getiriyoruz ama bu adalet günümüzde hangi yasamayla sağlanacaksa o yasayı bizim yapmamız gerekiyor. Ve bizim bugün Kur'an'ın bize önermiş olduğu o adaleti gerçekleştirecek ve o adaleti gerçekten gerçekleştiriyorsa, liyakatı ve paylaşımı gerçekten gerçekleştiriyorsa işte o düzenleyeceğimiz tüm hukuki ve sosyal düzenlemeler meşrudur, İslamidir ve vahyin özgün anlamına uygundur. Değerli izleyenler bu tabloda arz etmeye çalıştığım husus Bugünkü yapmış olduğum sunum ve konuşmamda üzerinde durduğum mevzu vahyin kendi ilk bağlamı anlamın ortaya çıktığı bu bağlam ve Allah Resulü'nün sahabeyle beraber masar olduğu bu hermonetik alan hermenötik bağlam Bizim kendi tarihselliğimiz burada çağdaş hermönetik daire bağlam vahyin bugün bizim için verdiği mesajın ne olduğunu ifade edecek. İşte bu itibarla Fazıl Rahman asr-ı saadete gidelim oradan alıp gelelim bizim kendi çağımızda bu Bugün şu anlama geliyor e, diyelim dedi hususa efendim e, geliyoruz. İşte tam da burada e, konuşmamın sonlarına doğru yaklaşırken bir hususun altını çizip o nokta ile ilgili bir iki mesaj ve önermeyi e, verdikten sonra sohbetime son vermek istiyorum ve orada kaldığım yerden haftaya devam edeceğim. Şöyle bir e, soru genelde soruluyor böyle bir tarihselci söylemle karşılaşıldığında. Efendim siz oradan adaleti getireceksiniz, liyakat, paylaşım diyorsunuz güzel fakat bunlarla ilgili yapacağınız düzenlemenin vahye uygunluğu onun İslamiliğini e, garanti eden şey nedir diye soruluyor. Bunun meşruiyeti nedir? Bu son derece önemli bir soru ve son derece önem arz ediyor. Şimdi biz asr-ı saadete neden gittik? Oradaki vahyi musafı orada niye okuduk? Ne tür düzenlemeler, o rivayetleri neden inceledik? Bize ne söylüyor? Burada bizim için bu son derece önemli bir nokta. Vahyin o ilk anlamını anlamaya çalıştığımız ne söylüyor, neyi gerçekleştirmeye söylüyor, neler gerçekleştirdi itikat ibadet, sosyal ve hukuki alanlarda bunları görüyoruz. Ve bunu getirip e, önümüzdeki hafta tam da buradan devam edeceğim. Kendi hermönetik bağlamımızda onu kendi formumuza ama tabi sadece sosyal ve hukuki anlamda söylüyorum. Kendi hermönetik bağlamımızda onu anlamlandırırken, bunun bir riski olduğunu ve bu riski hem asr-ı saadete gitmenin riskini hem de e, onu kendimize kendi çağımıza taşımanın riskini takva sahibi her müminin üstlenmesi gereken bir görev olduğunun da zaten e, merhum Fazlur Rahman da sürekli altını çizer. O halde temel önermemiz şudur. Temel önermemiz bu. Gelenekçi olduğunu ve geleneksel İslam'ın bugüne kadar uygulanmış olan ve devam etmekte olan İslam'ın e, savunuculuğunu yapanların ve tarihselci bu perspektife karşı çıkan, onu eleştirenlerin geleneksel İslam'ın asrı saadetin o özgün ve otantik anlamına ne kadar tekabül ettiğine ilişkin riskin farkında mıyız? Asırlar üzerinden vahyin yorumlana yorumlana e, bugünlere kadar gelmiş olduğunda taşınan bu anlamın bugüne kadar getirilen yorumların asrı saadete olan e, mutabakatının uygunluğunun riskinin ne kadar farkındayız? O halde e, sohbetimizi şöyle e, toparlayabiliriz. bunu önermeler olarak yazmak istiyorum. Bir, bir, vahyin ilk muhataplara verdiği özgün nesnel bir anlamı vardır. Haftaya bu birinci önermemle ilgili olarak e, ülkemizde de son bir iki yıldır e, önemli ses getirmiş olan Thomas Bauer'in e, İslam tarihine farklı bir yaklaşımla e, İslam tarihini farklı bir okumayla ele aldığı e, efendim ihtilaf kültürü, efendim farklılıklara e, vurgu yaptığı eserine e, inşallah değineceğim. O, onunla ilgili de bu bağlamda bazı hususların üzerinde e, durmayı düşünüyorum. E, Thomas Bauer'in aksine, e, onun iddialarının aksine, Vahin ilk muhataplara verdiği özgün bir anlamının var olduğunu. Tespit et, etmek istiyorum. Ve bu önerme e, bizim e, efendim asla ödün vermememiz gereken temel bir önermedir. Ve bunda verilebilecek bir ödün daha sonraki tüm çıkarımlarımızın problemli olmasına neden olur. İki, iki bu özgün anlam bu özgün anlam anlaşıldığı ölçüde ölçüde daha sonraki süreçlere süreçlerdeki anlamın ölçüsüdür. Demek oluyor ki biz Kur'an'ın ilk muhataplara vermiş olduğu mesajı, ilk muhatapları üzerinden gerçekleştirmiş olduğu özgün anlamını anlayabildiğimiz, tespit edebildiğimiz ölçüde hem bizden önceki geleneksel dönemlerdeki vahyin anlaşılıp yorumlanmasına ilişkin perspektifleri değerlendirecek bir sabitemiz olur, onun üzerinden bir değerlendirmeyi gerçekleştirebiliriz. Hem de kendi çağımıza, kendi hermünatik dünyamıza buraya ait bir vahiy ve anlamdan e, söz edeceksek, bu vahiy ve anlamına ilişkin e, ortaya koyacağımız yorumun değerlendirmenin e, ne derece isabetli olduğu, ne ölçüde efendim doğru olduğuna ilişkin bir kanaatimiz söz konusu olacaktır. Değerli izleyenler, yoğun teorik içeriğe sahip kavramlar üzerinden ve tamamen teorik olması bakımından böyle bir teorik içeriğe sahip bir konuşma yaptım. İnşallah önümüzdeki hafta yapacağım konuşmada Kur'an evrensellik ve tarihsellik başlığı altında bu özgün anlamın günümüzdeki sosyal ve hukuki düzenlemelere ilişkin bir örnek üzerinden bunu bir örnek üzerinden tekrar ele alarak bu anlam taşınmasını ve iki farklı hermönotik bağlamın birbirleriyle olan ilişkisini ve yine her iki hermönetik bağlamdaki vahyin anlamının ne ölçüde muradı ilahiyeye ve e, Allah'ın kastına e, uygunluk arz ettiğine e, değinmeye çalışacağım. E, sabrınızı e, inşallah e, taşırmamışımdır. E, akşamın bu saatinde biraz uzunca e, konuşmuş oldum. E, beni hoş görün lütfen bugün de inşallah burada kalmak istiyorum. Önümüzdeki hafta buraya da yazayım. Bir örnek bağlamı üzerinden bir örnek üzerinden bu hususu açmayı düşünüyorum. Ve oradan inşallah devam etmek istiyorum. Sabırla dinlediğiniz için e, vakit ayırdığınız için e, hepinize hürmetlerimi, e, saygılarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.